Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi bugün de buzlukta içli köfte nasıl saklanılır? Bu tarifle sizlere geldim. Bolca yapıp dondurucuya attığımız yiyeceklerimiz ne pişirsem dediğimiz zamanlarda, acil durumlarda tam bir kurtarıcı oluyor. İçli köftemiz için gerekli olan malzeme listemizi arkadaşlar açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından da malzeme listemize İç harcı için gerekli olan malzemelerimiz. Eğer soğanlarımız küçükse 5-6 tane soğan, yaklaşık 1 kilo kıyma, tuz, toz biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı ceviz içi, 1 çay bardak sıvı yağ kullandım bu kez arkadaşlar, ilk defa. Eğer tereyağı varsa yaklaşık 1 pakete yakın tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer yoksa da benim gibi sıvı yağ kullanabilirsiniz. Evet, iç harcımız için malzeme listemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yapılışı, soğanı ince kıyalım, tavamıza alalım ve hafif suyu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra kıymayı ekleyelim. Kıymayla birlikte soğanlarımızı suyunu çekene kadar güzelce kavuralım. Daha sonra varsa tereyağı, yoksa 1 çay bardak sıvı yağ ekleyelim ve kavurmamıza devam edelim. Bu esnada 1 su bardağı cevizi de çok un haline gelmeyecek şekilde mikserde çekelim. Daha sonra iç harcımızı tuz, kırmızı toz biber, ceviz içi, biber salçası ile lezzetlendirelim ve kısa bir süre devam pişirelim. Bu iç harcını arkadaşlar bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim. Bir gece önceden yaparsak iç harcımız donacaktır, soğuk olacaktır ve soğuk olduktan sonra içli köftelerimizin arasına harcımızı koymak çok daha kolay olacaktır. Uğraştırmayacak yani arkadaşlar. Köfte gibi sıkacağız iç harcımızı ve açmış olduğumuz içli köftelerimizin arasına koyacağız. Daha sonra güzelce kapatacağız. Bu bizi kapatma işlemimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bu yüzden bir gece öncesinden yapmanızı tavsiye ederim. İçli köftemizin hamur harcı için arkadaşlar gerekli olan malzemelerimiz 1,5 su bardağı irmik, 3 su bardak köftelik ince bulgur, biz ona simit diyoruz, 3 su bardak sıcak su, yaklaşık 2 bardak un, 1,5 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı biber salçası. Evet, derin bir kabımızın içerisine köftelik bulgurumuzu ve irmiğimizi alalım. Üzerine 3 su bardak sıcak suyu ekleyelim. Üzerinin kapağını kapatalım ve yaklaşık 10 dakika kadar köftemizi dinlenmeye bırakalım. Bir 10 dakika kadar demlendikten sonra tuzu, kırmızı toz biberi ve biber salçasını ilave edelim. Onu da 1,5-2 su bardağına yakın kontrollü bir şekilde ekledikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu esnada 1 su bardak suyu da tekrardan kontrollü bir şekilde yoğururken ilave edeceğiz arkadaşlar. Kıvam vereceğiz.
Ben yoğurma işlemimi mutfak robotumda yaptım arkadaşlar. Sizlerin de varsa mutfak robotunda yoğurabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay oluyor. Dilerseniz elinizi de aynı şekilde yoğurabilirsiniz. Bu esnada su takviyesi yapıyorum arkadaşlar. İstediğim kıvama gelene kadar, yumuşaklık olana kadar su takviyesi yaptım. Yaklaşık bir bardak kadar. Elimle de güzelce yoğurduktan sonra artık köftelerimi şekil vermeye geçebilirim. Evet, iç harcımızı bir gece önceden hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi oldukça güzelce dondular ve soğudular. Şimdi bir yemek kaşığı köfte harcımdan alıp bu şekilde şekil vereceğim. Köfte şekli vereceğim. Evet, tamamını şekil verdikten sonra artık oyma işlemine geçebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hepsi içli köftenin içerisine girecek. Köftemizin iç harcı. Evet, hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan bir parça alalım. Elimizi hafif ıslatarak baş parmağımızla bastırarak oyalım. İnceltelim. Oldukça ince yapmaya çalışalım. Olduğu kadar. Daha sonra hazırlamış olduğumuz köftemizden içerisine koyalım. Ve tekrardan elimizle bu şekilde şekil vererek köftemizi kapatalım. Arada bir elinizi ıslatırsanız yapması daha kolaylaşacaktır. Ve tepsimizi yerleştirelim boşluk bırakarak. Daha sonra tepsimizde donduracağız ve köftelerimizi buzluk poşetlerine pay ederek yerleştireceğiz. Evet, bu şekilde içli köftelerimi hazırlamış oldum. Evet, tepsilerimizi biraz boşluk bırakarak yerleştirdiğimiz köftelerimizi bu şekilde derin dondurucuya atalım arkadaşlar. Donduralım. Donduktan sonra poşetlemesi daha kolay oluyor. Evet, daha sonra porsiyonluk olarak buzluk poşetlerine paylaştıralım. Porsiyonluk olarak poşetlere ayırdığımız içli köftelerimizin şimdi havasını alacağız. Havasını alarak buzlanmayı engelliyor ve buzluğunda kokusu silmemiş oluyor. Bir pipet yardımı ile havasını çekelim. Evet, çok kolay bir şekilde pipet ile havasını alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonra derin dondurucumuza kaldıralım. Dilediğiniz zaman tane olarak veya porsiyonluk olarak pişireceğiniz kadar çıkartıp kızgın yağda kızartabilirsiniz çözdürmeden. Evet, içli köftelerim derin dondurucuya girmek için hazırlar. Yaptığım malzemelerden bu kadar içli köfte çıktı arkadaşlar. Sizler azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, nasıl görünüyor? İçli köfte kızardıktan sonra sizlere onu da göstermek istedim. Denemek için küçük bir kızartma tencereme sıvı yağ aldım. Yağ ısındıktan sonra içli köftelerimi attım. Ve her tarafı altın renk alana kadar kızarttım. Kesinlikle arkadaşlar içli köftelerimiz çatlama olmuyor. Her yıl yaptığım içli köfte tarifimdir. Sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerlidir. Bana destek verirseniz çok sevinirim.
Bu tarz paylaşımlarım devamı için de kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bir başka yayında farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.